Ben yaparım dedikten sonra bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyorum ben. Ben 8 sene cezaevinde kaldım. O bölüme de gireceğim. O 8 sene hayatta neler gördüğümü anlatırsam yer yerinden oynar. O kadar söylüyorum size. O içeride yaşadığım hayatlar, o içeride duyduğum hikayeler, o insanların, o genç kızlarımın, kadınlarımın yaşadıkları ağır hikayeler. Hakikaten ağır hikayeler. Ben 1972 yılında Denizli'nin Pamukkale, Irliganlı mahallesinde çiftçi bir ailenin 6 kızından biri olarak dünyaya gelmişim. Çocukluklarım, genç kızlığım hep Irliganlı'da, mahallemde, çiftçi bir aileyle, pamuk tarlalarında, buğday çeycilerinin içinde geçti. Köy çocuğuyuz, Yörük çocuğuyum ben, Yörük kızıyım. Belirli bölümlerine göre Yörük dillerimiz de bizim aynıdır ama şive farklılığımız da vardır. 17 yaşında bir evlilik yaptım. 17 yaşında evliliği yaptıktan sonra şehir merkezine taşındık. Şehir merkezinde yaşayacağız artık, köy kızı şehirli oldu, şehir merkezine taşındık. Alıştık, alışamadık. Bayağı bir zorlana artık şehirli olduk dedik ama özümüz köy çocuğuyuz, köy kızıyız. Şükürler olsun evliliğimden bir evladım oldu. Bir erkek evladım oldu, ellerinizden öper. Anlaşamadık eşimle, belirli bir süreden sonra birbirimizi üzmeden, kırmadan, gücenmeden birbirimize ayrılma kararı aldık. Ayrıldığımda 30 yaşındaydım. Oğlan 12 yaşındaydı ayrıldığımızda. Ayrıldım. Çalışma bilmiyoruz bizler. Genç kızlığımız zamanında bizleri çalıştırmadılar. Kendi işinde, kendi gücünde çalışır. Çocuğuna, çoluğuna bakar. Hayvanına bakar. Eşine bakar. Bizler öyle yetiştik. Ataerkil bir ailede büyüdüm ben. Bizde babamızdı. Her şeyimizi babamız bilir. Evin bütün eksiği, her şey babadan sorumlu. Biz öyle bir evde büyüdük. Eşimle de evlendikten sonra yine ben çalışmadım. Yine bilmiyorum. Çalışmadım, ayrıldım. Sudan çıkmış balığa döndüm. Evet, ailemin yanına döndüm ama oradan çıktığınız gibi olmuyor artık. Artık o evden bir defa çıktınız. Bizde bir de şöyle bir adet vardır. Gelinliğinle çıktın, kefeninle gireceksin. Böyle bir adetle evlendirildik. Ama olmayınca da olmuyor. Tabii ailemle beraber yaşamaya başladım ben. Ama dediğim gibi bir evlat var. O da okuyacak, büyüyecek. Sorumluluk, hayat kurulacak. Ben kendim zaten dediğim gibi çıktığım gibi çok ilgi, ailem, destek fazlasıyla var ama olmuyor. Bir defa oradan çıktığınız zaman yeriniz soğuyor gibi geliyor. Öyle oldu. Esnaflığa başlamak kararı aldım ben. Çok büyük bir cesaret işiydi. Tezgahtarlıkla başladım ben işe. Tezgahtarlıkta bir mağazaya girdim. Tezgahtar olarak çalışmaya başladım. Çalıştım. Alışmaya çalıştım. Çalışmaya çalıştım. Yeni bir hayat kurmak hiç kolay değil. Bakın gerçekten hiçbir kolay değil. Hele yalnız bir bayan için o zamanlarda cahilsin, körsün, böyle değilsin ki. Baba evi, koca evi bitmiş, tekrar baba evi. Cahilsin, korkuyorsun, hiçbir iş yapmamışsın, hiçbir çalışmamışsın, hiç para kazanmamışsın. Aile içindesin, aile içindesin. Öyle dışarıda bir kahve içmek, dışta restoranda bir yemek yemek çok lüks şeyler onlar. Onlar falan bizler için çok aşırı lüksler. Gençlerimiz şu anda biz çok şanslıyız diyorlar ama aslında çok şanslı değiller. Bizden sonraki nesil o saygı, o örf, o adet, o kültür yaşatılmıyor. Eve misafirlerimiz geldiğinde kapı önünde diz üstünde oturursunuz. Misafir çok değerlidir. Her zaman değerlidir. Misafir daha değerlidir. Bir de rahmetli babamın evinde daha değerli. Onlar divan üzerlerinde otururlar. Siz kız çocuğu olarak evin eşi dahi olmak üzere bir kenarda oturursunuz. Misafirin kahvesi, çayı, yemeği, ilgisi, onlarla ilgileneceksiniz. Sürekli gözünüz misafirlerin üstünde olur. Babamın bir adeti vardı Adem Bey. Hiç unutmam. Şöyle hep babamın gözüne bakarız zaten biz misafir geldiğinde. Ne telkin verecek bize? Elini şöyle yaptıysa bil ki misafire kolonya dökün demektir. Bu kolonya dökün demektir. Hemen kalkarsın, kolonyasını verirsin misafirin. Şöyle yapıyorsa misafirin kahvesi, çayı hemen hazırlanacaktır. Şudur işareti. İşaret diliyle anlaşırsın. Saygıdan dolayı öyle soramazsın zaten babaya. Aşırı bir saygı var, soramazsın.
O işaret eder, sen hizmetini yaparsın. İşaretle hizmetini yaparsın. Bir gün evin içi dolu, oturuyoruz, misafirler gelmiş. Ben de kapının önündeyim, bekliyorum. Baba emir verecek, telkin verecek de ben de yapacağım diye bekliyorum. Kapının önünde şurada oturursunuz. Misafir yemek yerken onun tabağını takip edersiniz. Yemek boşaldı mı? Hangi yemek eksik? Ekmeği mi eksik kaldı? Sürekli gözün sofradadır. Ayağın zaten dizüstü çökersin. Ayağın biri oturur, biri hemen kalkmaya hazırdır zaten. O şekildeyizdir. Kapıyı kapat dedi misafir. Kızım dedi, kapıyı bir kapatabilir misin? Biraz soğuk oldu dedi. Tamam amca, buyur dedim. Böyle dizimin üstüne, tek dizimin üstüne kalkmışım ya. Tek dizimin üstüne kalkıp da şöyle kapıyı kapatmışım. Hiç aklımın ucuna da gelmemiş. Çocuksun da daha. 15-16 yaşında falansın. Zaten 17-18 yaşında evlilik yapmışım. Babam içeri geçti tabii, biz de misafir gitti ya, evin şeyini topluyoruz. Kafamı kaldırmamla suratıma yediğim tokat, bir de orada yörük dili bir küfür attırıverdi. Ne olduğumu bilemedim ben. O misafirin önünde kalkıp da tek dizin üstünde ayağa kalkıp da kapıyı kapatmadan dizin üstünde kapatmak, o misafire yapılan en büyük saygısızlıkmış, hakaretmiş. 35 yıldır bir kapı önünde dahi otursam, o tokat aklımdadır, çıkmaz kafamdan. Hani kapat deseler bile illaki bir şöyle bir toparlanırım. Babam gözümün önündeymişim gibi. Böyle kültürlü, böyle saygılı, böyle hürmetli bir babanın elinde büyüdük. Boşanmak ayıp. Şapka. 8 köşe şapkası vardı benim rahmetli babamın. Şapkayı yere düşürdün. Şapka yere düştü. Kız çocuğu boşandı, şapka yere düştü. Tabii ağır geliyor. Babaya da utanç yaşatmış gibi hissettim kendimi. Ağır geliyor her şey. Neyse bir tezgahtarlık işine başladım ben. Bir mağazada tezgahtarlık yapmaya başladım. Yaptım tezgahtarlığımı, güzeldi. Marifet de varmış herhalde. İçimde de var mıymış da dışarıya vuramamışım o duygularımı bilmiyorum. Çocuğun da sorumluluğu var. Kendi sorumluluğun var. Yeni yeni bir hayat kurmaya çalıştım kendime. Tabii bu arada ailemden yine destek görüyorum. Hiç ellerini üstümden çekmediler zaten. Aileden de desteğimi görüyorum. Ama sen de bir bireysin artık. Sen de bir annesin. Sen de bir atasın artık. Öyle öyle tezgahtarlık yaparken, gelip geçerken, evime geçerken bir küçük dükkan gördüm ben. Devran Satılık yazıyor önünde. Devran Satılık yazıyor deyince tekstil dükkanıydı, çeyiz dükkanı. Allah'tan olacak ya. Orayı bir girdim içeriye. Dükkan sahibi oturuyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim böyle böyle bir Devran Satılık yazıyor, yazınız nedir, ne değildir? Ben bir bunu öğrenebilir miyim? Sağ olsun beyefendi, hanımefendi oradalarmış, oturduk, konuştuk. İşte Mükerrem Hanım, biz içinin ürünüyle birlikte tekstil işi yapıyorduk biz burada. İçinin ürünüyle birlikte devredeceğiz biz bunu dediler. Şartlarınız nedir? Nasıl olur bu iş? Şartlarda da anlaştık. Kredi çektim ben. Kaporasını verdim dükkanın. Tabii. Dükkanın kaporasını verdim, kredi çektim. Bismillah dedik. İşim oldu benim. Dükkanım oldu. Çeyiz dükkanım. Her gün seviyorum ama dükkanı. Her gün kapısını seviyorum, masalarını seviyorum, içindeki ürünleri seviyorum, kokluyorum, öpüyorum onları. Benim dükkanım oldu. Bana ait bir şey oldu yıllar sonra hayatımda. Benim oldu, benim. Anahtarı elimde, benim. Anlatamam o hazzı size. Tabii böyle olunca da şapkalı baba bizle maşallah gurur duymaya başladı. Tabii babayı da gururlandırdık ya. Bu bir kat daha bana bir şevk verdi, haz verdi. Dükkanımda her gün çalışıyorum, açıyorum kapısını besmeleyle kapatıyorum. Besmeleyle birer ikişer, birer ikişer. Oluyor da olmaya da başladı Allah şükürler olsun. Bir gün bir müşterim oluyor, ikinci müşterim oluyor, üçüncü müşterim. Esnaf olmaya başladım ben, esnaf olmuşum. O arada tabii dükkan çok iyi durumda, çok iyi durumda giderken bir gün dükkandan eve girdim. Evde şöyle dedim, bir balkonumda biraz uzanayım. Koltuk divanım vardı orada. Sünger minderlerim vardı. Uzandım üzerine. Telefon çalar gibi oldu. Cep telefonları falan da yok o zaman. Ev telefonu var. Şöyle telefona kalkmak istedim. Açayım telefonu. Kalkamıyorum. Şöyle bir daha yüklendim. Yine kalkamıyorum.
Bismillahirrahmanirrahim dedim. Sol taraf uyuşmuş. Oğlan da içeride dersinle uğraşıyor. Oğlum, annem dedim. Ben kolum uyuştu annem, beni bir kaldır. Geldi çocuğum, yükleniyor ama kaldıramadı. Bir daha yüklendi, yine kaldıramadı bu. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bu taraf gitmiş. Oğlum dedim, bir yerlere ara. Bir yerlere acil ara annem. Oğlum dedim, bir şey yap, düşmüşüm. Ağaçtan düşmüşüm. Hatırlıyorum, gıtmet hatırlıyorum düştüğümü de. Boyun o ara bir dalın üzerine vurmuş. Doktor beyin söylediğine göre o. Orada bir omurilikte küçük bir çatlama yapmış. Bu çatlamadan kaynaklı sızıntı yapmaya başlamış. Yıllarca dedi, denizin dedi, kayaya vurup da dedi, o aşındırma yaptığı gibi omurilik sovanın orada aşındırma yapmış dedi doktor bey. Neyse, oğlan komşulara haber veriyor, aileme haber veriyor, ambulans çağırıyorlar. Beni karga tulumba koydular, battaniyenin içine aldılar, sedyeye götürdüler hastaneye. Tabii ölçümlerim, bakımlarım, tedavilerim, üst doktorlarım geldiler. Ailem yanımda, ağlaşıyorlar, bağırışıyorlar, çığırışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Acil dedi, ameliyat almamız gerekiyor doktor bey. Acilen ameliyat almamız gerekiyor. Sol taraf tamamen felç. Boyun omuriliğinde zedelenme var. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Edilmezse kötürümde kalma ihtimali var. Tabii ailem de korkuyor. Hani %100 sonuç veremem diyor doktor. Ameliyat faydalı olur, olamaz. Ama şu an bırakırsanız kötürüm olacak. Babam imza vermiyor, anne korkuyor, kimse imza vermiyor. Hocam geldi benim yanıma, bak kızım dedi. Kapıyı kapattı, bak kızım dedi. Bu hayat senin hayatın. Bu hayatı devam edecek olan sensin. Ailen imza vermiyor, ameliyat olman gerekiyor. Bu şekilde olursa %100 kötürümsün. Boyundan aşağıyanın kötürüm olarak kalacaksın. O yüzden karar ver. Karar aşamasında senin kararına göre hareket edeceğim. Tamam hocam dedim. Siz ne diyorsanız odur. Ailem geldiler içeriye. Dedim evet, ben veriyorum izinimi. Ameliyat alınsın. Neyse Adem Beyciğim, bir acil müdahaleler yapıldı. Oradan beni bir ameliyat aldılar. Pamukkale Üniversitesi'nde. Tam 18 saatlik bir ameliyattı. Hatta saat 9. 10. saatinde böyle nabız falan gitmiş. Nabız durmuş. Sonra doktor işte müdahalelerle toparlamışım ben kendimi. Tekrar ameliyata devam edilmiş. 18 saatlik bir ameliyattan sonra tabii yoğun bakıma alınıyorum. Artık yoğun bakımda 3 gün mü 4 gün mü de yoğun bakımdayım. Kendime geldiğimde ameliyatım olalı bir hafta olmuş. Farkında değil, hiçbir şeyin farkında değilsin tabii. Geldi, mucize koydu adımı. Hakikaten dedi, beni dedi çok korkuttun ameliyatta dedi. Mucizesin dedi, ya görecek çok güzel günlerin var ya çekecek çilelerin var herhalde Mükerrem kızım senin dedi hocam. Hayırlısı neyse olsun hocam dedim. Ameliyattan sonra 1,5 sene falan tedavi gördüm. Eve çıkarıldım 15 gün sonra. Ameliyat olan yer iltihaplandı. İltihaplanınca tekrar ölüm tehlikesi. Eğer dedi oradaki sıvı iltihap beyine akarsa beyin kapatır kendini. Oradan belimden, boynumdan günlerce şırıngalarla sıvılar alındı, çekildi, temizlendi falan derken uzun bir süreçti. Çok uzun bir süreçti Adem Bey. Ağır bir süreçti. Yine Allah razı olsun ailem, çoluğum, çocuğum, kardeşlerim, eşim, dostum hepsi sahip çıktılar. Allah'ın izniyle yavaş yavaş derken toparlandım. Ayağa kalktım, toparlandım. Tabii toparlandığımda dükkanları da emanete bıraktık. Tabii 1,5 yıl uzun bir süre. Uzun bir süre toparlanıyorsun, ayağa kalkıyorsun, tekrar eski haline geliyorsun demek. 1,5-2 senem aldı benim. Tabii o arada dükkanlar emanetçideydi. Emanetçi emanetine hıyanet etmiş. Var olan da gitmiş, olmayan da gitmiş. Yine böyle benim gibi tezgahtarlık yapan, orada tanıştığım bir arkadaş vardı. Onunla birlikte ona emanet etmiştim, büyütülsün gitsin diye. Çıktım yine, Mükerrem dibi gördün. Yine bir düşüş, hiçbir şey kalmamış. Borç, krediler, tabii kredilerimiz. Dükkanları doldurduk,
bayram öncesi tam artık satış yapacağız. Tam işler yoluna girer derken bu sefer felç rahatsızlığı derken yine eskiye döndük, başa döndü Mükerrem. Ya Allah, bismillah. Böyle bu olaylara devam ederken 2009 yılının Mayıs ayında Denizli D-Tipi Kocabaş Cezaevine alındım. Şimdi ticaret, çekler, senetler, krediler ödeyemedik tabii ki, onlar ödenmedi. Ödenmedikçe başka iş dalları kollarımı kovalamaya başladım ben. Maya çalışıyorum, tutunuyorum, çabalıyorum, tutunuyorum, çabalıyorum. Önümüze o kadar çok ağır sınavlar çıkıyor ki Adem Bey. O kadar çok ağır sınavlar, o kadar çok ağır hikayeler, o kadar çok sizden beklentisi olanlar, neler neler. Bir de kadınsın, yalnızsın, dul bir bayansın. Zırh gibi demir bir kapıdan içeriye aldılar beni. Elimde bir valizimle koğuşun kapısı açıldı. Bir sürü genç kız, benim gibi orta yaşlı, yaşlı. Bir sürü kadına girdim kapıdan içeriye. Dört duvar. Küçük küçük pencereler. Herkes size bakıyor. İlk kapıdan girdiğiniz, ne diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Zaten ilk 3 ay ben kendimden biliyorum. Diğer mahkum arkadaşlarım da öyle söylüyorlardı. Beyniniz uyuşturulmuş, uyuşmuş gibi bir duruma giriyorsunuz. O abla hoş geldin dedi. Genç kızlar vardı yanıma, hemen geldiler, kapıdan içeri geldiler. Aa abla hoş geldin, Allah kurtarsın. Allah kurtarsın bacım dedim. Otur otur abla, otur. Oturttular. Elime bir çay verdiler. Abla otur. Çayını bir iç. Ondan sonra kimsin, nesin, ne değilsin. Bir görüşürüz, otururuz, konuşuruz. Oturdum Adem Bey. Çayımı aldım elime, yudumluyorum. İçtim çayımı, oturduk. Başladık orada sormaya, soruşturmaya. Neredensin, kimsin, nelerdensin, kimlerdensin? Neden geldin? Niye, ne işin vardı? Ne oldu da şöyle mi, böyle mi? Bir kaynaşmaya başlıyorsunuz orada Adem Bey. Orada artık aile oluyorsunuz. Hani derler ya, eşinin bile bilmediği, eşinin bile senin farkında olmadığın her şeyini orada o dostlarınla paylaşıyorsun. Dost oluyorsun artık orada. Bacı oluyorsun, kardeş oluyorsun, ana oluyorsun. Yan yanasın, sırt sırtasın, ranzaların altlı üstlü, sırtlı yanlı. Hani eşinle bile 24 saat aynı odada nefes alamazsın ya. Artık orada yıllarca aynı arkadaşlarla, aynı insanlarla, tabii gelen giden değişik. Orada hayat yaşamaya başlıyorsun. Oraya kendini alıştırmaya, orada düzen kurmaya, orada düzen yaşamaya. Çünkü nefes alıyorsun, nefes. Üstü açık mezar ama nefes alıyorsun. Umudun oluyor, hayallerin oluyor. Her gün yeni bir umut, her gün yeni bir hayal kuruyorsun. Özlem çok fazla. Özgür değilsin, özgürlüğün kısıtlı, bitti. Gideceğin her yere bir dilekçeyle bilgi vermek zorundasın. Cezaevi içinde işlerimiz olur, rahatsızız, revire gideceğiz. İşte kütüphaneye gideceğiz, işte kitap talebimiz var, revirimiz var, başımız ağrıyor. Sağ olsun gardiyan hanımlarımız, cezaevi yönetimimiz, onlar da gerçekten çok destekliyorlar orada insanları. Bakın hakikaten biliyorlar. Çünkü kendileri de bizle birlikte mahkum hayatı yaşıyorlar. Onlar da içeriye girdiklerinde görev mesaileri bitinceye kadar bizle ilgileniyorlar. Bizle birlikteler. Ekmeğimizi veriyorlar, yemeğimizi getiriyorlar, ilaçlarımızı dağıtıyorlar. Hasta oluyoruz diyoruz, onlar orada. Bacı oluyorsun, kardeş oluyorsun orada onlarla. Böyle böyle cezaevinde her şeyin kıymetini öğreniyorsun. Bizim cezaevinde haftada bir gündü telefon hakkımız. 10 dakika. Bir hafta boyunca onun hayalinde yaşıyorsunuz. Haftada bir gün görüş günü var. 40 dakika. Sanki görüşe geliyorlar ya Adem Bey. 40 dakika orada heyecanlanıyorsun. İçeride koğuştaki bizim heyecanımızı görseniz, düğüne bayrama hazırlanır gibi. Sabah o gün görüş günü var. Sabah erkenden kalkılır. Herkes üstünü başını düzenler, giyinir. Düğüne gidiyoruz, bayrama gidiyoruz sanki. Bayram havası yaşanır koğuşta. Koğuşun kapısı açılır.
dua edersin. Allah'ım inşallah benim ailem isim okunur. İnşallah benim ismim okunur. Onun duasını edersin. İsimler okunmaya başlar. Birbirini gezersin artık kapıdan. İsmimi duyayım. İsmimi duyayım. İsmin okunduğu anda hayırlı olsun der arkadaşlar. O her hafta ziyaretçisi gelemeyen, hiç ziyaretçisi gelemeyen çok kardeşlerim, dostlarım vardı orada. Çok güzel kızlarım vardı. Üzülürdük, giderdik. Onları orada bırakır, koğuşta bırakır giderdik. Bir de geldikten sonra çok böyle heyecanla anlatamazsın. İşte oğlum gelmiş, kızım gelmiş diyemezsiniz orada. Diyemezsiniz çünkü onun üzüldüğünü, içten içe onun acıdığını bilirsin. Bildiğin için onu fazla dile getiremezsin. Koğuşun aşağısında bahçemiz vardı bizim. Oraya giderdim ben sevincimi yaşamaya. Bugün oğlumu gördüm, bugün kardeşlerimi gördüm diye. O sevinci yaşamaya giderdim hani içerideki gelemeyenlere. İşte kıymet, aile kıymeti. 3 hafta kapalı görüş yapıyorsunuz. Cam var, 2 katlı cam. Ses geçmiyor, megafon telefonlarla. Ziyaretçin telefon, sen telefonla. Hani görüş bitti, zili çalıp karanlık oluyor, söndürülüyor ışıklar. Artık koğuşumuza geri döneceğiz ya. Şuradan ciğeriniz, kalbiniz, canınız gidiyor onlarla. Hani o camı böyle parçalayıp kırıp onlarla gitmek istiyorsunuz. Hani öyle bir özlem ki, öyle bir özlem. Allah, kurban olduğum Allah, ıslah etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Oradaki kardeşlerimin de yardımcısı olsun. Değmeyecek şeyler için hayatlar heder oluyor. Olmasın. Her ne kadar nefes alıyorsunuz ama her şeyden mahrumsunuz. Adınız bile mahkum. Bakın, Adem Bey, mahkum. Adın mahkum. Mahkumlar görüş gününüz, mahkumlar yemek geldi. Allah razı olsun dedim ya, gardiyan hanımlarımız çok iyilerdi. Hissettirmezlerdi onu bize. Gelirlerdi koğuşumuzda, dertleşirlerdi bizle. Şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Beni çok yaralayan bir anım vardır. Hala daha da beni yaralar. Her hastaneye gittiğimde. Ben orada tansiyon hastalığı buldum. Tabii boyundan hastalık olunca, felçli de olunca tabii tedavi gösteriyorlar orada, revire gidip geliyorum ama dışarıdaki tedavilerimi tam orada göremediğim için orada da büyük sıkıntılar yaşadım hastalık konusunda. Çok sıkıntılar yaşadım. Yüksek tansiyon hastalığı buldum orada. Bir gün yine böyle yüksek tansiyondan hastaneye kaldırdılar ambulansla. Hastaneye gittim. Bizim mahkum olduğumuz için mahkum önceliğimiz vardı bizim. Bakın oralarda önceliğimiz vardır bizim. Sıra geldi. Ben içeriye girdim. Çıktım. Diğer mahkum arkadaşımı bekliyorlar. Beni de alıp ringde mindirip ringde bu sefer bu ara bizim taşındığımız yollarda görürsünüz. Mavi demirden bir zırh vardır. Şu kadar penceresi olan bir zırh vardır. O zırhın içindeyiz bizler. Hani siz bazılardan para arabası değil bizleriz onlar. Bizi onlarla taşırlardı. Diğer mahkum arkadaşımı bekliyorum. Onun revir sırası da bitsin de bizi artık revirle şeye getirecekler. Renkle cezaevine getirecekler. Bir tane çocuk ağlıyor. 3-4 yaşlarında bir çocuğum. Annesi de yanında. Benim de kollarımda kelepçe var tabii. 2-3 tane de jandarma kardeşim yanımda. Şöyle oturtturdular beni. Tansiyonda olunca oturtturdular. Şöyle jandarma da etrafımı sardı kardeşlerim. Çocuk da öyle bir ağlıyor, eziyet ediyor ki annesine. Annesi şöyle döndü. Şöyle omzundan bir salladı çocuğu. Bak dedi. Seni dedi veririm ona dedi. Bak onu ona veririm seni bak. Kes sesini dedi. Sus dedi. Öyle deyince çocuk bana bir baktı. Kollar kelepçeli jandarma da etrafımda olunca hemen sustu. Çocuk sustu. Korktu benden. Gardiyan hanım arkadaşım vardı. Hanımefendi dedi, hanımefendi ne yapıyorsun sen dedi. Al çocuğunu çekil şöyle kenara dedi. Ayıp terbiyesizlik senin yaptın dedi. Ne demek oluyor dedi, ona veririm demek dedi. Beni o yapıyor artık, benle çocuğunu korkutuyor. Ama ben anneyim. Evet. Ama ben anneyim. Ben anneyim. Hiç unutamadığım, içimden hiç acısı çıkmayan bir olayımdır. Cezaevi. Hayatınız kısıtlı. Özgürlüğünüz kısıtlı, size sunulan hizmetler kısıtlı dedim ya, hep bir şekilde izin almanız gerekiyor. Ben bir kaşık yoğurtun, bir tane elmanın, şu kadar dikiş ipinin, bir dikiş iğnesinin
Bildiğimiz bir iğne dışarıda hiç umurumuza takmayız. Dışarıda hiç önemsemediğimiz o kadar çok şeyler orada önemli hale geliyor ki. Yok çünkü, yok. Bir tane elmadan senin elman küçük, benim elman büyük. Çok tartışmalar çıktığını bilirim. Çok her şey canınız ister. Televizyon da var tabii orada. Görürsünüz ama şuralarınız ister ama elde edemezsin. Yok. Kaşıkla yoğurt. Tabii. Taneyle meyve. Taneyle yumurta. Hiçbir zaman canın istediği hiçbir şeyi bulamazsın, yiyemezsin. Her şeyin kıymetini öğrenirsin. Bir dilim ekmeğin, bir bardak sütün, bir adet yumurtanın ne kadar kıymetli olduğunu orada anlarsın. Bazen ikiye bölersin onu. Hepsini o anda bitirmeyeyim. Çünkü yine canın isteyecek. Yine canın isteyecek ama sen yine ulaşamayacaksın. Ve aile. Bir insanın ailesinin olması. Bir insanın arkasının olması. Aile kültürünün, aile sahiplenmenin, aile sevecenliğinin, aile ilgisinin ne demek olduğunu işte orada. Orada çok iyi anlıyorsunuz bunu. Çünkü ailen varsa orada güçlüsün. Ailen varsa orada ayaktasın. Ailen varsa, arkan varsa orada sen bir bireysin. Değerli bir bireysin. O yüzden gençlerimiz, genç kızlarımız, erkek evlatlarımız, ailemizin, kültürümüzün, örflerimizin, adetlerimizin, saygının değerini bilelim. Hayatı har vurup harman yaşamayalım. Boş vermiş yaşamayalım. Hayat dediğimiz şey çok uzun gibi görünüyor ama hayır, çok kısa. Bakın benim hayatımın 8 yılı kayıp. Ve ben o 8 yılımı telafi edebilmek için, yerine koyabilmek için 7 yıl oldum dışarıya çıkalı. İşte o 8 yılı özlemle böyle sarılıyorum. Çünkü o 8 yıl benim hayatımdan çok büyük bir kayıptı. Acı yılların kaybı. Bunun 1,5 yılında felç geçirmiş olarak düşünürsek tam 9,5-10 yıl yapar bu. Benim hayatımın 10 yılı. Onun için bırakın 10 yılı. 10 salisenin bile hayatta kıymetini bilelim. İşte şimdi orada cezaevindesiniz ama dedim ya yaşıyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Her gün hayal kuruyorsunuz. Benim de yaklaşıyor. Cezaevinin affı, indirimi hiç bitmez. Benlik cezaevine girdiğimde kızlar oh abla dedi, iyi ki dedi, şimdi geldin dedi. Hayırdır kızım dedim ben. 3 ay sonra af var, indirim var, çıkıyoruz. Hiç cezaevinde her gün af vardır, hayaller. Her kapı açılışında sanki ismin okunacak, dışarıya çıkacaksın. Öyle bir psikoloji taşıyorsun. Öyle bir psikolojin var. Her gün özgür oluyorsun. Tabii dışarıya çıktığımda da düşünüyorum. Dedim ya ben cezaevine girdim de benim oğlum 17 yaşındaydı. Ben çıktığımda 25 yaşında sakallı delikanlı olmuştu. Askerliğini bitirmiş gelmişti. Dışarıya çıktığımda hayal ediyorum. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Mutlaka yine bir şey yapacağım ama bak o bir kenarda dursun. Bir şey yapacağım da ne yapacağım? Ne yapmam lazım derken sosyologlarımız, psikologlarımız geldiler cezaevine. Bizi toplantıya çağırmışlar. Gardiyan hanımlar geldiler. Kızlar dediler böyle böyle bir psikologlar, sosyologlar geldiler. Sizlerle konuşmak istiyorlar. Aylık 15-20 günlük gelirlerdi zaten. Bize böyle hayat işte anlatırlardı. Sakin olun, şöyle yapın, böyle yapın. Sadece koğuştan nefes almak için gider gelirsin. Ayakların tutmuyor artık, yürüyemiyorsun. Sadece yürüyeyim, gelim şöyle 2-3 fazla farklı koğuş göreyim, 2-3 insan yüzü göreyim diye gidersin. Tabii saat 8'de sayımlarımız başlıyor bizim. Saat 8'de sayımda kapı açılıyor. Aşağıda şeyimiz var, bahçemiz var. İşte orada hayal ederken bu solucan gübresiyle tanıştım orada. Televizyondan duyuyoruz artık. İnsanlar gün be gün solucan gübresi üretiyorlar. İşte çiftçi TV'yi izliyoruz cezaevinde.
dilekçeler veriyoruz biz. Şu kanalları izlemek istediğimiz dediğimizde açıveriyorlar. Çiftçi TV'yi izliyoruz. Gerçekten o dağlarda, kırlarda koyunlar, keçiler çekiyorsunuz ya, hep böyle bir yerlere dokunuyorsunuz ya. Sizle birlikte biz de oradayız ama. Siz çekiyorsunuz ama biz o meralarda biz vardık. Siz yoktunuz. Bilmiyordunuz olduğumuzu. Dışarıda yaşadığım, genç kızlığında yaşadığım şeyleri görüyorum orada. Bizim de koyunlarımız vardı. İneklerimiz, danalarımız, tavuklarımız vardı. İşte o değerler, o kaybolmaya yüz tutmuş şu değerlerimiz. Kıymetini bilsinler çiftçilerim. Yani dedim ya, dışarıda değerini bilmediğim o kadar çok şeyin, ben de dışarıdayken bilmiyorsunuz çok fazla değerini. Oraya girdiğinizde anlıyorsunuz. O çamurun bile, o tozun, o toprağın, o çamurun bile 8 sene elim çamura değmedi. Toprak görmedim. Canlı bir bitki görmedim. Çiçek görmedim. Çekiyorsunuz, konuşuyorsunuz, bacılarla konuşuyorsunuz. Benim gibi yörük kızları, yörük anneleri, yörük bacılarının yanlarındasınız. Onlar da orada inek sağırlarken anlatıyorsunuz, çekimlerini yapıyorsunuz. Sen de onunla bir inek sağırıyorsun. Sen oradasın. Bedenin orada ama ruhun orada oluyor. Onları yaşıyorsunuz orada, onları görüyorsunuz. Birkaç defa haberlerde çıktı bu. Ana haberlere düştü, ana haberlerde söylendi. Böyle bir furyanın başladığı, solucan gübresiyle alakalı böyle bir furyanın başladığını ana haber bültenlerinde izledik. Ondan sonra Çiftçi TV'de gördüm ben. Bir çekim yapılmış. Solucan gübresiyle alakalı bir çekim yapmışsınız. Yine bir üretici, karı koca üreten bir ailenin çekimini yapmışsınız. Orada iyice ben artık böyle hayran kaldım bu işe. Televizyonda gördüm, hayal ediyorum böyle solucanlarım olsun ama para yok, pul yok diyorum bir de kendi kendime. Nasıl yapacaksın Mükerrem diyorum. Kimden isteyeceksin, nereden isteyeceksin? İnsanların sana olan güveni sarsılmış. Sarsılmış yani, kime parayı isteyebilirsin? Benim ailem de öyle ahım zahım değil ki, onlar da çiftçi aile. Babam hep elinin dirminle derler, köy dilidir, yörük dilidir. Elinin dirminle bizleri evlendirdi, ev yurt sahibi yaptı. Hani öyle başı dışında fazla malı mülk olan bir adam değil ki. Tam o sırada işte sosyologlarımız geldiklerinde toplantıya gittiğimizde arkadaşlar dedi sosyolog hanım, dışarıya çıktığınızda özgürlüğünüzü elinize aldığınızda Cumhurbaşkanlığının mahkumları topluma kazandırma projesi var. Mahkumları topluma kazandırma projesi var. İşkur'da paralarınız var. Proje yapıyorsunuz. Hibeleriniz var. Engelli ve hükümlü hibeleri. Hala şu anda bunu bilmeyen dışarıdaki hükümlü kardeşlerim var benim. Bakın kardeşlerim, arkadaşlarım, canlarım. O İşkur'da bizim hibelerimiz var, paralarımız var. Özel bize ayrılmış hükümlü istihdam, hükümlü topluma kazandırma projesi var orada. Paralar var orada yatmış. Bir engelli kardeşlerimiz için, bir de bizim gibi hükümlü arkadaşlar için. Orada paralar var. Bilmeyenler çok bunu. Bilsinler, gitsinler, başvursunlar. Ben başvurdum, nasıl bir yoldan geçtiğimi anlatayım. İşte bu hayallerle, neyse 2016 yılının Eylül ayında tahliye oldum. Tahliyesin dediler bana. Hazırladım valizi, çıktım dışarıya, cezaevinin kapısının önüne attılar beni 8 sene sonra. İnanın bacaklarım tutmuyor, yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum, titriyorum zaten. O heyecan, anlatılacak bir duygu. Zaten mahkumlar, bizim işlemlerimiz yapıldı, valizlerimiz elimize verildi. Jandarmalar bizi götürüyorlar yola kadar. Cezaevinin bahçesinden dışarıya çıkıncaya kadar jandarma çocuklarım vardı yanımda. Onlarla bir gittik. Onlar valizimi tutuverdiler. Kolumdan tuttular. Gel anne, gel teyze. Onlara bir sarıldım, öptüm, kokladım bir onları. Tam cezaevinin dış kapısının önüne attılar. Ama ne attılar? Köprüler kurulmuş, üst geçitler, yol, karma karışık geliyor gidiyor. Beynim sanki arı kovanın içindeymiş gibi. Gözüm yolu görmedi, karşıyı göremiyorum. Ayaklarım, bacaklarım tutmuyor. O gün çıktım işte, karşıya geçeceğim. Geçemiyorum. Korkuyorum. Vızıl vızıl arabalar geçiyor. Jandarma çocuğum geldi yine. Abla dedi, hayırdır? Dedim, oğlum şimdi çıktım işte, çıkardınız. Ben dedim karşıya geçeceğim, evime gitmek istiyorum ama dedim ben neredeyim şu anda, ben onu bile bilmiyorum dedim. Aslında bildiğim yer, cezaeviyle benim evimin arası yarım saat, 45 dakika sürüyor arabayla. Ben Kocabaş cezaevindeyim. O da bir mahallesi Denizli'nin. Pamukkale Irlıkhanlı mahallesi de bir mahallesi. Ama değişmiş, bilmiyorum.
Arabalardan korkuyorum. Jandarma kardeşimle bir vatandaş kardeşim tuttular beni kolumdan. Karşıda büfeler varmış. Oraya büfeye geçirdiler beni Adem Bey. O tutturdular büfeye beni. Oğlumun numarasını da yıllarca beynime ezberledim ama kazıdım. Acil dedim aniden. O da diyordu. Anne gecede gündüzde çıkıverirsin belki. Çünkü 8 sene öyle yaşadık biz. Oğlum bu bayramda geliyorum, o bayramda geliyorum. Bu bayram geliyorum, o bayram geliyorumla yaşadığım için. Oğlumun, tek oğlumun telefon numarasını ezberledim cezaevinde. Hani dedim akşamda sabahta çıkacak olursam defterimi falan unuturum, bir şey olur beynime yazayım diye. Oğlumun numarasını yazmıştım beynime. Dışarıya çıktım, oraya büfenin önüne oturttular beni. Bir çay söyledi jandarma çocuğum. Efendiler de Allah gelmiş geçmiş olsun. Gelen geçen işte bacım geçmiş olsun sağ olun diyorum ama dıştayım. Dıştayım artık. Etrafa bakınıyorum, araçlara bakıyorum. Özgürüm ya. Özgürüm artık. Çıktım aileme 15-20 dakika, yarım saat sonra evimdeyim, ailemdeyim. Oğlumu kucaklayacağım. 17 yaşındaydı, tüy yoktu yüzünde girdiğimde. Ben çıktığımda 25 yaşında, delikanlıydı. Saç sakal birbirine girmişti. Mutlusun, mutlu, ağlıyorum ama sürekli ağlıyormuşum ben mutluluktan. Çay getirdiler elime, çay içiyorum. Dedi jandarma kardeşim çocuğum dedi ki abla dedi birilerini ara da gelsinler veya haber mi verelim ne yapalım. Dedim telefon verin bana, ben dedim oğlumun numarası var ezberimde onu arayayım. Dokunmatikmiş, oğlum alıştırıyor beni dışarıya ama görmeyince anne bak dokunmatikler çıktı. Anne bak şöyle, anne bak böyle, dışarıya bana her geldiğinde anlatıyor. Hani kopmamam için. Yeni hayatı anlatıyor bana, dışarıyı anlatıyor. Her gün bir şeyler değişiyor. Dokunmatik telefonlar var dedi, bilmiyorum. Söylüyor ama bilmiyorum. Öyle televizyonda da görünüyordur da ne bileyim. Aklının ucuna gelmez ki. Jandarma çocuğum çıkardı, elime telefonu verdi. Bir baktım. Ara abla, oğlun ara da dedi, gelsin dedi. Gelsinler alsınlar dedi, ona göre şey yapalım. Telefon bana bakıyor, ben telefona bakıyorum. O psikolojiyle düşünün. Bunun tuşları nerede oğlum dedim. Tuşu yok bunlar dedim ben. Nereye basacağım, nereye arayacağım bilmiyorum dedim. Çünkü tuşlu telefon vardı ben cezaevine girdiğimde. Ha vardıysa da zenginlerde varmıştır, bende yoktu dokunmatik. Şöyle kafamı kaldırdım da jandarma çocuğumun şöyle ağladığını gördüm gözlerinden. Abla kaç sene yattın sen dedi. 8 seneyi doldurmak üzereydim oğlum dedim. Neyse açtı telefonu verdi. Söyle sen numarayı yazayım dedi. Numarayı yazdı. Verdi bana. Telefon çalıyor ama kalbim duracak. Telefon çaldı, bir çaldı, iki çaldı. Annesi, büyük babası kendi şöyle divanlıya, köy yörük divanlarının üzerine uzanmışlar. Televizyon izliyorlar bunlar. Efendim dedi oğlumun sesi. Oğlum dedim. Anne dedi. Oğlum benim dedim. Anne dedi tekrar. Saat akşam 7'de ben arıyorum oğlumu. Oysa ki mümkün değil. Hafta içi. Salı günleri saat 10 dakika, 12 ile 10 geçe arası benim telefon günüm. O gün kartlarımız var. O gün herkes bekler artık evin içinde, toplanırlar Mükerrem'in telefon günü diye. O telefon bir defa arayabiliyor. Herkes orada toplanır. Ben 10 dakikadır görüşme hakkımız. Annemle konuşurum, babamla konuşurum, kardeşlerimle konuşurum, oğlumla konuşurum. İyiyim ben, hepinizi seviyorum, özledim, öptüm. Telefon kapanır. Ben o saatte akşam vakti oğlumu aramışım. Anne, annenesine attırıvermiş telefonu. Korkmuş heyecandan. Annene bir baksana, annemin sesi. Annem herhalde o. Annem aldı telefon eline. Annem dedim. Annem dedi. Anne ben çıktım, yetişin dedim. Nereye çıktın kızım sen dedi. Anne ben tahliye oldum dedim. Af geldi, beni vurdu. Ben tahliye oldum. Çıktım ben cezaevinin kapısının önündeyim. Allah. Kalgımalar, bağırmalar, birbirlerine telefon trafikleri. Annem çıkmış, ablam çıkmış, kızım çıkmış. 5 dakika içinde benim aşiret toplanmış. Evin önü bir anda zaten öbek yaşıyoruz biz. Babamın evi, amcamın evi, hep mahallede, koskoca mahallede biz akraba akraba yaşıyoruz. Öbek öbek yaşıyoruz. Benim mahallem öyle. Hiç kirlenmemiş. Çok güzel bir mahalle. Herkes duyuyor Mükerrem çıkmış. Arabalar bir toplanıyor. Bir geldiler beni almaya. Ben diyeyim 13 araba, sen de 15 araba. Arka arkaya. Konvoy, düğün konvoyu. Kornalarla. Neyse aldılar beni. Baba evde bekliyor. Yörük ağa köşede oturmuş. Bacak bacak üstüne koymuş. O köşede bekliyor. Ben bir vardım eve, baba evine. Evin önü sanki düğün alayı. Bütün eş, dost, köy, duyan, duymayan, Mükerrem çıkmış, cezaevinden çıkmış diye toplanmışlar, yığılmışlar evin önüne. Girdim tabii önce babayla. Of, yılların bir
babamı hiç görmedim 8 yıl cezaevinde, gelemedi. Ziyaretlerime de gelemedi. Beni oraya götürürseniz salımı arkamdan getirin demiş. Hani sakın bunu söylemeyin bana demiş. Annem 3-4 defa söylemiş. Annem geliyordu. Babama demiş bir gün ziyaretine gidelim. Çok özledim anne dedim babamı. Çok özledim anne. Burnumda tütüyor. Ne olursun dedim. Gelsin bir 5 dakikada olsun yüzünü göreyim anacığım ben. Söylüyorlar tabii. Diyor ki salımı getirin arkamdan. Ben onu orada bırakıp gelemem. Öyle olunca ben 8 sene babamın yüzünü hiç görmedim. Telefonda bile çok konuşmadı benimle. Bir defa baba işte dedim kalp krizi geçiriyordu neredeyse. O yüzden konuşmamıştık. O kadar çok özlemişim ki o baba kokusunu. O babayı o kadar çok özlemişim ki. Sarıldık, ağlaştık babamla. Ben çıktıktan 10 ay sonra babamı kaybettim. Çıktım 10 ay sonra babamı kaybettim. Yani şu günlerimi görmesini o kadar çok isterdim ki. Keşke ölmeseydi. Şu günlerimi görseydi. Ah, tabii 8 sene yüzünü görmediğim babamın 10 ay yüzünü gördüm, kokusunu duydum. Kıymetini bilsinler. Annenin, babanın, ailenin gerçekten kıymetini bilsinler Adem Bey. Bakın ne diyorum, 8 sene yüzünü görmediğim, sesini duymadığım babaya 10 ay sarılabildim. Her yılıma bir 11 ay verildi. Her bir yıl kaybıma bir ay. Değerini bilsinler ne olursunuz. Ailenin, atanın, annenin, babanın kıymeti bilinsin. Çünkü yok. Gözünü kapattığın anda her şey bitiyor. Bak, 4 yılı geçtim kaybedeli. Keşke daha böyle koklasaydım. Onun kaybedeceğim. 10 ay sonra onun ölüvereceği aklıma gelseydi de keşke. Daha çok sarılsaydım. 7-24 dizinin dibinden ayrılmasaydım. Keşke ayrılmasaydım. Kıymetini bilelim. Lütfen ne olursunuz. Ailenin kıymetini bilelim. Çocuklarımızın kıymetini bilelim. Genç kızlarımıza, genç erkek evlatlarımıza akıllar verelim, sahipler çıkalım. Saldım çayıra, Mevlam kayıra olmasın. Ben hala oğluma diyorum ki ben sizin dünyanıza alışamıyorum oğlum. Ben sana demedim mi anne diyor o da. Anne artık dışarısı senin gibi bildiğin, bıraktığın gibi değil. Her şey çok farklı oldu. Anacığım demiyor muydum ben sana diyor. Ben hala alışamıyorum o dış dünyaya. İçeride hayalini kurduk. Topluma kazandırma projesinde duyduk sosyologlarımızdan, dışarıya çıktık, sarıldık, öptük, koktuk, tamam da 15-20 gün aileyle her şey çok güzel. Özlemler güzel, yaşakmak güzel, her şey güzel de cepte bir kuruş para yok. Kaç yaşındasın? Kadınsın. Evlat var gelmiş 25 yaşına. Tamam bakarız diyor, anne otur sen, kızım otur sen de. Ben oturamam. Zaten 8 sene çok fazla oturdum yeter. Yoruldum, hep orada dua ediyordum. Allah'ım dışarıya çıkar beni de çıktığımda 8 saniye oturtmak nasip etme diye dediği de oldu ya. Dediğim de oldu ya. Daha ben çıktığımdan beri şöyle 8 saat şu küçük üstüne oturup da şöyle bir hayata bakamadım. Her gün koşuşturma var bende. Her gün koşuşturma. Cumhurbaşkanımızın mahkumları topluma kazandırma projesi var. Arkadaşlar dedi sosyologlar bize. Özgür olduğunuzda, tahliye olduğunuzda, dışarılara çıktığınızda İş kurulara bağlı bulunduğunuz illerin iş kurullarına gidin. Projelerinizi hazırlayın, girişim sertifikalarınızı alın, işlerinizi kurun. Devlet size destek olacak dediler bize. Bu benim kafada yazılı. İş planı da hazır. Ben koşa koşa 15-20 gün ailemle yedim, içtim, güldüm, oynadım. Oğluma dedim ki annem beni bir iş kura götür. Tamam anne dedi. İş kura gittim ben, Denizli iş kura müdürlüğe çıktım, vardım. Sayın müdürüm Fatih Işık Beyefendi. Çaldım kapısını girdim. Sayın müdürüm dedim ben eski hükümlüyüm. Cezaevinden dedim 15-20 gün oldum çıkalı. Burada dedim latife yaptım. Paralarımız varmış bizim dedim. Onları almaya geldim. Onu almaya geldim ben dedim. Hayırdır dedi ya kim bırakmış sana burayı? Devletim bırakmış dedim. Benim de bir devletim var dedim. Buraya dedim para bırakmış. Hükümlü bir hibesi bırakmış dedim. Ben onu almaya geldim. Ben nefes alacağım. Ayakta duracağım. Yaşayacağım. Yaşamak istiyorum. Böyle olunca müdürüm de bir güldü, latife yaptık orada, otur otur dedi, gel dedi, bir oturttu, bana bir kahve söyledi. Anlat bakalım, anlattım ben durumumu. Müdürüm dedim, nereden başlamam gerekiyor? Allah aşkına bana bir ışık göster, bir ip verelim, bir yol göster. Çünkü bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Oradan bana müdürüm, sonra sekreter hanımı çağırdı. Sekreter hanımına not aldırdı ismimi. İsmimi not aldırdı. Sekreter hanım not aldı ismimi. Dedim müdürüm ben nereden başlayacağım? Önce dedi girişim sertifikası alman gerekiyor.
girişim sertifikası alacaksın. Bu yola bismillah dediysen bu şekilde başlayacaksın. Hızlandırılmış kurslarımız var. Adını yazdık, adresini yazdık, her şeyini aldık. Seçmelere katılacaksın. Alacağız seni, kursu vereceğiz. Tamam. Aradan 3 gün mü geçti, 4 gün mü geçti? Telefonum çaldı. İşkur'dan arıyoruz. Buyurun. Kursa katılma hakkını kazandınız. Şu gün, şu saat şurada bulunmanız gerekmektedir. Derslere başlıyoruz. Allah, nasıl çığlık atıyorum ama evde. Nasıl çığlık atıyorum. Vardım, kalktım. Hemen oğluma dedim beni götür. Ben kabul edilmişim. Artık kimlik sahibi oluyorum herhalde. Ben bile kabul edilmişim diyorum kendi kendime. Neyse, hemen gittik kurs görülen yere. Pamukkale Üniversitesi'nden Levent Kocalan hocam kursumuzu veriyor. Kalabalık bir şeye girdik biz. Tabii orada mahkumlar da var, eski hükümlüler de var, benim gibi denetimli olanlar var, engelli kardeşlerim var, dışarıdan gelip orada kurs almak isteyen bayanlarımız var, gençlerimiz, hepimiz birlikte girdik. Kursa girdik, 4 günlük kursu oldu. Ben girişim sertifika hakkını kazandım. Kazandım da hocamla birlikte de sürekli istişare yapıyoruz. Soruyor bana. Tamam, bismillah, sertifikanı aldın, ne iş yapacaksın? O zaman için 2017 yılında askeri ücretin 10 katı hibe vardı mahkuma. Yani benim 17.850 TL hakkım var orada alacağım. Dediler bana proje hazırlanacak. Oturttular beni, projemi de hazırladılar. Dedim ki hocam, Mükerrem Hanım sana solucan gübresi ürettirelim mi dedi. Allah Allah dedim, kurban olayım. Etap 1. Direkt bunu hocam söyledi bana. Senin gözünde bu ışığı görüyorum. Sen dedi çiftçi çocuk, çiftçi bir ailenin çocuğusun. Sen bu işin üstünden gelirsin. Gel dedi, sana solucan gübresi üretelim. Tabii içeride araştırıyorum buluyorum da yine de ağzımdan çıktı. Hocam solucan ne de gübresi ne olacak dedim. Sen bir gir de bir gör ne olacak dedi. Gözündeki ışığı görüyorum ben senin. Tamam. Projem hazırlandı. Sürekli artık İşkur'a gidip geliyorum ben. Hanım oldum artık. Tekrar dışarıya adapte oldum. Gidip geliyorum. Resmi bir kuruma gidiyorum. Müdürlerimle muhatap oluyorum. Projem hazırlandı. Ne yapmak istiyorsun? Solucan gübresi yapmak istiyorum. Tamam. Projem hazırlandı. Kasalarım yazıldı projeye. 160 bin solucan yazıldı. Gübreyi ürettikten sonraki eleyeceğim elek yazıldı. Projem Ankara'ya gitti, geldi, onaylandı. Onaylandı. Telefonuma bir mesaj. Hibeniz onaylanmıştır. Tabii bu arada babamla da istişare ediyoruz. Daha yaşıyordu o zaman. Ölmemişti. Solucan gübresi üreteceğim ben dedim. Git be kızım dedi. Doğru düz bir şey yapsana sen dedi. Solucan neymiş dedi. Gübresi neymiş dedi. Nasıl alacaksın o parayı sen dedi. Sen hükümlüsün, sana para mı verirler dedi. Bak görün dedim, bak nasıl alıyorum ben o parayı. Bakın görün. İnanmıyor hiç kimse. Devletin o parayı bana vereceğine köy kafası inanmıyorlar işte. Bir fırladım yine ben divanın üzerinden. Allah dedim, projem onaylanmış. Param bankaya yatmış. Gidin oradan teslim alın diyorlar. Hemen oğluma, kalk oğlum, paramız yatmış. Babam el ayak oldu, herkes el ayak oldu. Hemen neyse kalktık biz oğlumla, vardık bankaya. Kimliğimi verdim ben. Bir yaşla ben de inanmıyorum. Vardım, elim ayağım titriyor ama o parayı elim alıncaya kadar inanamıyorum. Mükerrem Güleç, Mükerrem Güleç, evet. Hemen sisteme girdi oradaki müşteri temsilcisi kızımız. Sisteme girdi, 17.850 TL para Mükerrem Güleç'in hesabına yatmış. Şak, orada çıkardılar elime, verdiler parayı benim. Koyacak yer bulamıyorum onu yıllar sonra. Aldım parayı kolumun altına, babaya yetişeceğim artık, eve yetişeceğim, göstereceğim herkese onu. Herkese diyeceğim ki bakın ben parayı aldım geldim. Eve vardık oğlanla, oğlan kalkıyor, anne gerçekten başardın mı anne, gerçekten aldın sen bu parayı ya. O da inanmıyordu. Aldım oğlum dedim. Geldim divanın üzerine, serdim paraları. Hepsini. Babam rahmetli lavabodaymış. O görmeden hemen onun yatağının kenarına serdim paraları, oturdum divanın üzerine. Babam bir girdi içeriden. Bak dedim, bak, bak. Bak devlet parayı verdi. Devlet baba parayı verdi dedim. Hadi ya, hadi siz de. Aldık neyse, solucanları aldım, kasalarımı aldım, araştırdım. Hocalarım da tabii ki bu konuda çok destek oldular bana. Solucanlarımı buldular. 100 metrekare küçük bir yer. O 100 metrekare küçük bir yerde başladım ben işe. Kasalarım geldi, solucanlarım geldi, eleme eleğim geldi.
üretiyorum orada. Uğraşıyorum onlarla. Giydim çizmeleri. Büyükbaş hayvan gübresi ham maddesidir solucan gübresinin. Solucan onu yer, kursandan geçirir ve gübre haline getirir. Ve altın haline getirir. Altın tozu haline getirir. 6 ay benim kasalar 3 tane kasaydı. 160 bin solucanı ben 3 kasaya böldüm. 6 ay sonra, 3 ay sonra bunlar üremeye başladı. Baktım sığmıyorlar. Kızlar benim onlar. Benim kızlarım onlar. Kızlarım diyorum ben onlara. Onlar 7 gün 24 saat sigortasız işçi. Çalışıyorlar. Sadece üretiyorlar ve çalışıyorlar. Üretmek kadar güzel de bir şey yok ki zaten dünyada. 2-3 kasam benim. Ama bir baktım ben 2 tane daha kasa yaptırmaya başladım. 3 kasam oldu, 5 kasa oldu, 6 kasa oldu. Üretiyorum, kasalarım şişti, doldu. Kesim zamanı geldi. Tabii bu arada devletim de hep yanımda. İşkur müdürüm geliyor, ticaret odası müdürüm geliyor, sayın valimle görüştük, konuştuk. Artık benim bir bireyim, ben bir kimliğim var artık. Ben sayın valilerimle bile görüşüyorum, belediye başkanlarımla görüşüyorum, üretiyorum. Sağ olsunlar eski hükümlümüz destek oldular bana. Geliyorlardı, kahvemi çayımı içiyorlardı, üretim yerimi geziyorlardı, bakıyorlardı, destek oluyorlardı. Ben 5 ton kadar bir gübre ürettim 6 ay sonra. 5 ton gübre çıktı. Allah'ım öpüyorum o gübreyi. Allah'ım benim, ben yaptım, ben ürettim onu. Şeysini aldırdım, nemini aldırdım, eleme eleğine vurdum. İlk kere küreyi hiç unutmam. Altından un gibi çıkması lazım solucan gübresi elemeden geçtikten sonra. Gübreyi attım, elek çalışıyor. Altına bir dökülmeye başladı siyah altın. Allah'ım, Allah'ım ben ürettim. Şimdi ürettim, çuval lazım. Çuvalcıyla falan muhatap oluyorum bu arada. Ha çuvalcıyla falan konuşuyorum. Artık çuvallara girecek gübre ürettim 5 ton. Çuvallarımı aldım geldim. Doldurdum, ağızlarını diktim. Tabii bu arada da hep pazarını da yapıyorum. Bir şeyi üretiyorsanız üretmek önemli değil. Ürettiğine pazar bulabilmek veya ürettiğin şeyin pazarının olabilmesi çok önemli. Tabii araştırdık Antalya bölgesi, bu bölgeler. Şu anda burada olmamın nedenlerinden, en büyük nedenlerinden biri de odur. Belediye başkanım, Merkez Efendi Denizli'nin merkezinde bir belediyemizdir. Merkez Efendi belediye başkanım, gittim yanına. Başkanım dedim, benim dedim elimde gübrem var. Tamam hanıma dedi, hoş geldin. Duyduk, haberimiz var. Üretiyor musun? Ürettim. Dedi bizim peyzajları dedi bir yeşillendir bakalım. Kullanalım bir deneyelim görelim gözümüzle görelim. Sen ne ürettin ürettin sen ürettin de işe yarıyor mu yaramıyor mu neyin nesi? Hadi şu peyzajı bir aydınlat bizim. Denizli Belediyesi'nin Merkez Efendi Belediye'miz. Peyzaj bölümüne girdim. Oraya teklif mektupları falan veriyorum artık ben. Gübre satacağım teklif mektupları veriyorum. Başka rakiplerim de var. Rakiplerle çatışıyoruz. Onlar veriyor ben veriyorum. Tonaj belirliyoruz fiyat belirliyoruz. Verdim, kullanmaya başladılar. Aradan 2,5-3 ay geçti. Belediyemizin ziraat mühendisi hanımefendi çağırdı benim. Kerem Hanım gel dedi ya. Bizim kuruyan dedi, çimler dedi. Yeşil yeşil göbeklenmeye başladı. Çiçekler açmaya başladı. Dedim ben dedi boşuna üretmiyorum, altını üretiyorum dedim ya size dedim. Böylelikle pazara da başladım ben. 5 ton oldu, 10 ton oldu, 15-20 ton oldu. Bu da duyuyorum onun sıvısı ürenecek, üretilecek. Tabii sıvı kazanlar almaya başladım. Büyüyorum artık ben. Yavaş yavaş kimlik sahibi olmaya başladım. Kazanları aldık. Sonra kimya mühendisi bir arkadaşım vardı. Her zaman destekçimdir o da sağ olsun. Onunla birlikte sıvılaştırmaya başladık biz bunun. Destek oldu bana. Çok desteğini gördüm. Sıvı gübre üretmeye başladık. Yine bu sıvıları belediyeye götürdüm ben dedim. Bir de bunu ürettim. Bir de bunu deneyin bakalım. Bir de onları denedik. Ağaçlarda kullanmaya başladık. Evet. Evet aynen çok güzel. Zaten piyasada solucan gübresi düzgün üretirsen ne olduğunu bilen çok da çiftçim var. Ama doğru üretilmesi gerekiyor. Doğru ellerde, doğru üretildiği zaman gerçekten bir altın değeri var. Altınımın tozu, solem sıvısı. Şu anda bakın organik yapılarımız bitiyor. Bu organik topraktaki biten yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Onun için toprağımıza önem vermemiz gerekiyor. Bakın topraklarımız elden gidiyor. Toprak kalmıyor, topraklarımız bitiyor. O zaman da söyledim. Bakın birçok topraksız, vatansız kalan insanlar var. Bunlar neden var? Toprakları olmadığı için Adem Bey, ellerinden alındığı için var. Kıymetini bilelim. En önemli hayatta kalabileceksek, ayakta kalacaksak topraktır. Bu toprak vermediği sürece biz hiçbirimiz hiçbir şeyiz. O yüzden toprağımızın kıymetini, değerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden gençlerime diyorum hayatın değerini bilin.
taşın toprağın altın olduğunu, kıymetini bilin. Bizler bunu çok iyi öğrendik. Gelin yavrularım, sizler de çocuklarım. Bilin, ekin, üretin, üretelim. Ben buradayım, biz buradayız, destekleşelim. Ne kadar üretirsek o kadar. Çünkü toprak tekrar yerine gelebilecek bir element değil. Su, lağım suyunu temizleyip kullanılabiliyor şu anda. Böyle bir teknolojiye sahip dünya. Deniz suyu arıtılabilir. Hani su kıtlığı diyoruz ya, toprak kıtlığı adı bunun, su kıtlığı değil. Bunun adı toprak kıtlığı. Bakın, dağlar oyuldu, toprak haline getiriliyor. Buralar zamanında taştı. Bu taşlar şimdi toprak haline geldi. Üretmek zorundayız. Toprağımızın kıymetini, değerini bilmek zorundayız. Bu ülkenin, bu vatanın, bu ezanın, bu bayrağın, bu milletin kıymetini bilmek zorundayız. Yoksa yokuz. Bakın dalgalanıyor bayrağımız her yerde. Bu toprak olduğu için o dalgalanıyor. Çünkü bu toprak az şehit kanı dökülmedi bu toprak alınıncaya kadar, bize emanet edilinceye kadar. O yüzden ay Adem Beyciğim, bir derken, iki derken, üç derken, beş derken şu anda bugünlerdeyiz. Antalya'nın Kumluca ilçesi. Sonra solucan gübresi ürettim. Üretiyorum. Solucan gübresini, pazarlamasını yapıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Nefes alıyorum. Artık paramı kazanıyorum. Artık bir kimliğim var. Bir Mükerrem Güleç'in M. Güleç Tarım oldum. MGT, M. Güleç Tarım diye bir kimliğim var artık. Artık insanların yaralarına dokunabiliyorum. Artık çünkü elimdeki değeri biliyorum. Bu ürettiğim ürünün profesörüyüm ben. Bunu yıllardan beri söylüyorum. Şimdi o konuda da şunu söylemek istiyorum. Yörük Türkmen Bacıları Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini kurduk. Başkanıyım. Bu hedefim zaten oradan çıkarken de buydu. En küçük bir kadın kardeşimin, bayan arkadaşımın, kızımın elini tutabilmek benim bu hayattaki tek hedefim. Çünkü 8 sene boyunca ben içeride bayanlarımın ne zorluklar yaşadığını kendim de dahil olmak üzere öğrendim, bildim. Ben şanslıydım. Onlara göre çok şanslıydım. Benim ailem vardı. Benim babam vardı, annem vardı, evladım vardı, kardeşlerim vardı. Bana destek çıktılar. Ama onların öyle şansı olmayan o kadar çok genç kızlarım, bayanlarım var ki dışarıda. Ailesi olmayan, sahip çıkılmayan. İşte ben onlara ses olmaya, ben onlara sahip çıkmaya geldim. Ben onlara sahip çıkacağım. Çünkü ben diyorum ya, ben şanslıydım. Hocam bana 6 ay, 1 sene kendini geçindirebilecek paran varsa solucan işine gir dediğinde benim ailem var dedim. Ama onu diyemeyecek o kadar çok kadınım var ki. Çalışan, eşi çalışanlar da var, onları da görüyorum. Ama çalışmayanları da görüyorum. Ben sahadayım. Ben o gördüğünüz dükkanda çok fazla oturmuyorum. Ben hep sahada geziyorum. Geziyorum ben. Bayanlarımın yanındayım. Görüşüyorum, konuşuyorum. Sabah yevmiyeye gidenleri bir görseniz, sabah 6.30'da çıkıyorum ben. Kalkıyorum evimin balkonundan bakıyorum. Bir sürü kadınlara fideye gidiyorlar. Saatin 6.30'unda. Seralara gidiyorlar. Çalışmalara gidiyorlar. Çalışıyorlar. Akşam kocalar kahvede. Akşama kadar taş dövmüş. Kadın sabahın 6.30'unda gidiyor. Yevmiyeye çalışıyor. Akşam geliyor. Belki şu anda bana tepki de gelecek. Bunu söyleyeyim size Adem Bey. Eşlerden, beylerden. Biz çalışmıyoruz mu diyen de olacak. Olabilir. Bundan nemalanma. Yani üstüne alınmasın kardeşim. Akşama kadar serada çalışıp geliyor. Akşam evine giriyor. Bir yandan yemeğini, bir yandan çocuğunu oku. Bir yandan onu hazırla. Bir yandan bunu hazırla. Ha, bir de arkadan kocaya hizmet. Bir daha çalışıyor. Kadına 24 saat durmak yok. Yok. Değer yok, kıymet yok. Evet, ona rağmen de daha değerimiz bilinmiyor, kıymetimiz bilinmiyor. Ne istiyor bu erkekler bizden be? Ben onu anlamış değilim. Ama anne doğurgan ya, biz anneyiz, kadınız, kutsalız. Ne dedi? Cennet ananın ayaklarının altındadır. El üstünde tutulacak, baş tacı yapılacak kadınlarım yer dibinde. Bir erkeğin hizmetçisi, kölesi. Hani erkek olmazsa kadın olmaz diye. Evet, ben 20 yıldır erkeksizim ve var, oluyorum, oldum. Hala daha olacağım diye uğraşıyorum. Demek ki oluyormuş arkadaş. Olabiliyormuşuz. O yüzden o değeri bilinmeyen kadınlarımın sesiyim ben. Onların sesi olacağım. Gerçekten onların sesi olacağım. Yörük Türkmen Bacıları, hem Yörük'ün ismini taşıyan, hem Türkmen kadınlarımın ve hem Yörük kadınlarımın ismini taşıyan, iki ismi taşıyan Türkiye'de tek Yörük Türkmen Bacıları Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini kurduk.
genelde biz ataerkiliz dedim ya, anlattım ya, içeride diz üstüne kalkıp kapı kapatıp da tokat yiyen bir yörük kızıyım ben. İşte ataerkil olduğu için yörük kadınları diktir, çalışır, mücadelecidir, elinden bırakmaz. Kocam, çocuğum, ailem, evim, düneyim diye sırtında, karnında sopası dedikleri olay var ya, o işte öyle. Mücadelecidir, bıkmaz, yorulmaz, yıkılmaz. Gece gündüz yorulmaz. Ama değerini bildikten sonra, bakın bir kadının diyeyim, yörük diye ayırmak istemiyorum artık bunu. Bir kadının gerçekten değeri bilindiği zaman o kadının, o annenin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın mücadelecidir, kadın evdir, kadın her şeydir. Kadınsız bir hayat yok. O yüzden kadının kıymeti bilinecek. Ben o kadınların kıymeti bilinmeyen kadınlarımı biliyorum. Onları da bileceğim, onları da tutacağım. Onların nefesi olacağım. Ezilen ne kadar kadın varsa, kocalar kusura bakmayın, alacağım elinizden. Kimlik sahibi yapacağım onları. Adem Beyciğim, kadınlarımız için hali hazırda şu anda hazırlamış olduğumuz Yörük Türkmen Bacıları Kadın Girişimimiz Kooperatifimizin üzerine yapacak olduğumuz bir projemiz var bizim. Bu çiftçimin faydasına da olacak olan bir şey. Burada son ürünler kalıyor. Son ürünler kaldığı için ertesi üretimi yapmak için çiftçilerim o ürünlerini toplayamadan, en alt tabandaki ürünleri toplayamadan çiftçilerimin sürmek zorunda kalıyorlar. Sürmek zorunda kaldıkları için o ürünler de heder oluyor. Biz şimdi neye talibiz? Kadınlar olarak, kadın kooperatifi Yörük Türkmen Bacıları olarak o çiftçimin elinde kalan son ürünlerini toplayacağız. Fabrikamızı kuracağız. Allah nasip ederse yine projeli ve devlet destekli bir fabrika olacak bu. Makinelerinin şu anda açıklandığı projeler 7 milyon TL devletimin bir projesi var. Bunun %50'sini bu şekilde iş yapmak isteyen, fabrika kurmak isteyen herkese devletim veriyor. Diyor ki arkadaşlar projelerinizi getirin, yapmak istediğiniz işle alakalı. Benim hani küçük solucan projem vardı ya, bu artık büyüyor, büyüdü. Biz de bunu kooperatifimizle yapacağız, kadınlarımızla birlikte yapacağız. O fabrikadaki bütün işçiler kadın olacak, kadın emekçiler olacak. Onların ürettikleri o konserveleri, turşuları, reçelleri, salçaları biz katma değeri arttırmak için hem çiftçime faydası girdisi olacak bakın. Maliyet olarak hem onun elindekini toplayıp alacağız kooperatif olarak, hem işleyen kadınlarımla birlikte ortaya çıkardığımız bir üretimimiz olacak. Her zaman kadın üretir ya zaten, kadının işine üretmek ya, işte bunu da kadınlarım üretecekler ve biz bununla katma değere faydamız olacak. O kadınım ezilmeden orada kimliğine bürünmüş şekilde o ezilen kadınlarımın hepsini toplayacağım zaten. Nerede ezilmiş olanlar varsa hepsini toplayacağım. Bu fabrikayı burada kurduk mu? Bu kooperatifin üstüne yine devletime gideceğim ben. Devletim elimden tutacak, ben bunu biliyorum. Bunu başka bir ile, başka bir ilçeye, oradaki kadınlarımıza, nerede ezilmiş varsa onu da bulacağız. O bölgeyi de tespit edeceğiz. Türkiye'nin 81 ilinin her yerine gideceğim. Her yerinde ne iş yapılıyor? Atıyorum Antep'te fıstık mı var? Bunun için bir proje hazırlayacağım. Fıstık fabrikası. Atıyorum başka nerede neyimiz var? Adana'da portakalımız mı var buradaki gibi? Onun ne işi işledir? Öyle şekilde. Yörük Türkmen Bacıları Kooperatifi olarak bu ağı, biz bu meşaleyi burada yaktık şu anda. Buradan bu Türkiye'nin her yerine dağılacak. Ve çalışanların hepsi kadınlarım olacak. Makinelerin başında çalışanlar, kasalarını taşıyanlar da beyler olacak. Bayanın işleyeceği ürünün kasasını beyefendi alacak, gelecek, toplayacak, hanımefendinin önüne koyacak. Benim hanımefendim de onu işleyecek, katma değere üretecek. Çiftçilerim, şu anda bir şeye daha değinmek istiyorum. Bununla ilgili de sizle daha ilerleyen zamanlarda da görüşmek istiyorum. Şu anda Kumluca'dayız. Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz. Biz 15 gün önce, daha tam 15 gün olmadı, burada çok büyük bir doğal afet yaşadık. Sel yaşadık. Araçlarımız, seralarımız, üretimlerimiz hepsi bitti. 15 bin dönüm kapalı sera, sular seller altında kaldı Adem Bey. Biz onları çocuklarımız gibi büyütmüştük. İlk dikildiği günden bugüne kadar yanlarındaydım çiftçilerimin. Tam toplama aşamasına gelmiştik biliyor musunuz? Tam birinci ellerimizi toplayacaktık. Hallerimiz de açılmıştı. Artık benim çiftçim, kadınım. Çünkü şu seraların içinde çalışmak çok kolay değil. Ben girdiğim zaman 10 dakika 15 dakika kontroller için giriyorum ben. Nefes alamıyorum ama onlar akşama kadar o seranın sıcağının içindeler biliyor musunuz?
Yazın bunların içi 60-70 derece oluyor. Siz nefes alamazsınız, 15-20 dakika duramayız. Ama onlar akşama kadar onun içinde çalışıyorlar ve akşama kadar çalıştılar. O koca yaz sıcaklarını o seraların içinde bitirdiler. Tam toplayıp paramızı kazanacağız dediği anda Allah'tan geldi, bir şey diyemeyiz. Fakat seraları sel aldı, vurdu, gitti. Hiçbir şey kalmadı. 1,5 metreden fazlaydı gelen sel. Seraları deldi geçti. Bu dağda ne kadar ormandaki çam ağaçları varsa hepsini seraların içine doldurdu. Çiftçim ne oldu? Bir daha umudu bitti. Şimdi Tarsim sigortası yaptıran çiftçilerimiz var. Sel ibaresi geçmemiş. Evet. Sel ibaresi geçmediği için diyormuş ki Tarsim yetkilileri, sera beton olur patlarsa onu ödeme yapılacak. Ve bir ikincisi sel ibaresi geçmiş olması gerekiyormuş. Ve bir üçüncüsü de o ürün 20 gün içinde çürürse, sel giren o ürün seranın içindeki 20 gün içinde çürürse bu şekilde sigortadan destek alabilecekmiş bizim çiftçilerimiz. Gerçekten kötü. Sayın Tarsim yetkilileri, hakikaten bakın, gerçekten gelin, görün, bakın, çiftçi zor durumda. Hakikaten zor durumda. Çünkü o bitkisi, o ürünü götürecek pazara, verecek, satacak, parasını alacak, çocuğuna ekmek aşk getirecek o anne baba. Evini doyuracak, karnını doyuracak, geçimini sağlayacak ama şu anda yok. Başka yaptığı işte yok. Burada sadece seracılık var. Akşam o adam evine ne götürecek, o kadın evine ne götürecek, ne yedirecek, içirecek? Tarsim yetkililerim, sizden rica ediyorum. Lütfen gelin, görün, istişare edelim. Hep birlikte konuşulsun. Yetkililerimiz var. Devletimiz burada, bakanlarımız bir haftadır, 15 gündür burada uyudular, yattılar, kalktılar. Cuma günü Cumhurbaşkanımız geliyor. Yerinde inceleyecek, yerinde görecek, bakacak. Yani o kadar ciddi bir afet yaşadık biz. Hakikaten yani gerçekten kabusu yaşadık. 2500-3000 araçtan bahsediliyor şu anda. O araçlar gece saat 2'de olduğu için otoparktaki araçlara çamurlar indi. Şu anda 2500 araç yok. Benim kendi başkanımın, Ziraat Odası Başkanımızın arabası vardı sizinki gibi. Onu sel götürdü. Onu da götürüyordu sel. O sonra kurtuldu. Sel onu götürdü. Kepçesi vardı. Sürekli sahada çalışan kepçesi vardı. Destek olan. O gitti. İtfaiye araçları, normal araçlar. Belediyemizin, Kumluca Belediyemizin aşevi araçları, normal makam araçları hepsi çamurların içinde kaldı. Bütün vatandaşımın arabası çamur içinde kaldı. Serası, evi, o evleri bir görseniz Adem Bey, işçi evi deniyor onlara. En iyi yer oranın olması gerekiyor da maalesef işçi evi dendiği için baraka şeklinde yapılmış. İşçi evi deniyor. Selbi geliyor bütün evin içinde. Kadın çiftçilerim özellikle. Ezilen kadınlarım özellikle, emekçi kadınlarım özellikle, eziyet gören kadınlarım özellikle, kendini ispatlayamamış olan kadınlarım. Lütfen, söylemek kolay demeyin. Bakın ben de yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Hayata karşı ayakta dik durun. Mutlaka dik durun. Allah var yukarıda. Mutlaka akıbetiniz doğruysa niyetinizi güzelleştiriyor Rabbim. Ben bunu yaşamış bir insan olarak sizlere söylüyorum. Yıllarca bu eziyetleri yaşayan bir kadın olarak söylüyorum. Her gün güneş batmıyor. Ertesi günde güzel güzel doğuyor. Hayatımıza da böyle güneşler doğacak. Dediğim gibi biz bu işlerin başına geldik. Allah nasip etti. Şu anda ben sizin karşınıza çıkabildim. Karşınızda bunları konuşabiliyorum. O yüzden ezilen kadınlarım neredeyse ulaşsınlar, arasınlar, bulsunlar beni. Oldukları bölgelerde destek olalım onlara. Yörük Türkmen Bacıları Kadın Girişim Üretim Kooperatifi olarak onlara da bir nebze çorbalarına tuz olalım. Ellerinden tutalım. Ve en son söylemek istediğim de devletin bana yardımcı olsun Adem Bey. Devletin bana yardımcı olsun. Bu fabrika buraya kurulsun. Burada kaç tane kadın istihdam edilebileceğini siz varın gelin düşünün. Sesim duyulsun. Lütfen sesim duyulsun. Bu proje Şubat ayında sona erecek. O güne kadar buraya destek gelsin bize.